Talas yönünde ilerledim arabamla birlikte. 2 saatte zor vardım Talas'a. Talas Belediyesi hiç çalışmamış. Kar yağışı oldu ama ekip falan görmedim. Yeterince çalışma yapsa buzlanma meydana gelmez diye düşünüyorum. Ya belediye ekipleri geldi, çalıştı yani. Bir tuzlama falan yaptılar. Hafta sonu Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına belediyelerin kar yağışında yapmış olduğu çalışmaları sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri Belediyesi her zaman hizmetlerini güzel yapar. Yani hizmeti herkes, vatandaş görüyor. Kayseri Belediye Başkanı'nın yaptığı işleri. Yeterli değil. Yani gerçekten kazalar meydana geliyor. Özellikle bizim Erciyes Üniversitesi'nin orada tramvay kazaları falan gerçekleşti. Yeterli görmüyorum. Peki kar yağışından sonra yol durumu nasıldı? Kaygan. Yani biz bile düşüyorduk. Yani araçların hareket etmesi imkansız bir şeydi. Valla ben gördüm akşam saatlerinde tuz yapıyorlardı ya yollara. Başka yani durmadan yapacak halleri yok herhalde. Bir kere bence yeterli. Şöyle, ben Erkilet'te oturuyorum. Evet, çalışmalar yapıldı. Gece yapılıyor bu çalışmalar, biliyorsunuz. Şu anda bile yol kenarında ve refüje aşırı vaziyette tuz var. Ben bu tuzun da sabah üzüldüm. Tuzun boşa gittiğine mi yanarsın, işçiliğe mi yanarsın? Hayırdır? Ben de konuşacağım. Konuş gel. Ama tuz refüjün içinde olduğu için çimenlere zarar veriyor. Ben bunu gördüm sabah bir şey olarak, yani insan olarak, yani vatandaş olarak. Ama belediyenin tabii ki akşam bir çalışması oldu. Kar yoktu ama buzlama için bir çalışması oldu. Erkilet tarafında. Sıkıntı yok. Yeni SGK binasının yanında hiçbir çalışma yapılmıyor. Yani ne kar kürüme aracı olsun, ne tuzlama aracı olsun. Belediye tam olarak çalışmasını yapmıyor. Peki o akşam herhangi bir kaza meydana geldi mi o bölgede? Geldi. Maddi hasarlı birkaç kaza meydana geldi. Kar yağışı oldu ama ekip falan görmedim. Yaptı. İri tuz attı, çakıllı tuz attı yani. Ya belediye ekipleri geldi, çalıştı yani. Bir tuzlama falan yaptılar. Araçlar hatta kayıyor falan, onu önlediler yani, güzeldi. Ben de dershaneden çıkıp Talas yönünde ilerledim arabamla birlikte. 2 saatte zor vardım Talas'a. Talas Belediyesi hiç çalışmamış. Çarşı da öyleydi genel olarak da. Genel olarak çalışmıyorlar yani belediyeler. Yani sadece tuzlama yaptılar, bence yeterince çalıştığını düşünmüyorum. Neden? Hani daha tedbirli olunabilirdi. Ben Yozgat'tan geldim, ekipler bayağı iyi çalışmış, bozulma falan yoktu. Yani çok güzel çalışmışlar. Tam nerede olduğunu bilmiyorum ama tam genellikle bayağı bir kaza oldu şehrin genellikle, yani tüm ilçelerinde falan. Yollar yani bayağı buzluydu. Eğer çalışsaydı iyi, yani kaygan olmazdı ve araçlar rahat geçiş yapabilirdi. Şimdi yeterince çalışma yapsa buzlanma meydana gelmez diye düşünüyorum. O yüzden karayollarında hiç buzlanma yokken biz Pozantı yolundan geldik. Yokken Kayseri merkezde buzlanma olması demek ki belediyenin ihmal ettiği bazı şeyler olduğu anlamına geliyor yani. Peki sizce neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Ben Ankara'dan örnek vereyim. Ankara'da yaşıyoruz. Mansur Yavaş kar yağdan bütün ekipler yola çıkıyor anında. Her yer tuzlanıyor. Hiç kar yağmamış gibi. Ama Kayseri'de demek ki ekiplerin daha çok çalışması gerekiyor. Bence yeterince çalışmadılar. Benim arkadaşım kaza yaptı mesela. Özellikle virajlarda bayağı her yer buzluydu yani. Ben şikayetçiydim yani. Ondan sonra 1-2 arkadaşım daha kaza yaptı. Ama bilmiyorum, belki de o alana yapmamışlardır. Diğer yerlere yapmışlardır. Ben dün Kırşehir'den geldim buraya. Yollar gayet açıktı, güzeldi yani. Çalışma yapılmış yani. Evet, yeterince çalışma iyiydi yani, yapılmış. Vallahi benim gördüğüm temizlemediler. Çünkü o gün akşam dışarıdaydım ben. Arabalar hep kayıyordu yani. Kışlık, yazlık teker fark etmiyordu. Hep kayıyordu arabalar. Neredeydiniz peki? Neredeydim? Otobüse binmek için Yoğun Burcu'nun oradan durağa doğru yürüyordum. Gördüğüm kadarıyla bir çalışma yoktu yani.